Adobe Captivate'de ses kaydı yaparken kaydetmiş olduğunuz sesleri birkaç amaçla kullanabilirsiniz. Bu amaçlar arka plana ses eklemek, slayda ses eklemek ve nesnelere ses eklemek olarak sıralanabilir. Şimdi yapacağımız örneğimizde yapmış olduğumuz slayt için bir arka plan ses kayıt işlemi yapacağız. Ancak bu işlem genelde pek kullanılmaz çünkü arka planda genelde sessiz bir ortam olur veya eğitimi destekleyecek bir ritim müziği kullanılabilir. Ancak biz şimdi bu işlemi ses kaydıyla gösterelim. Bu işlem için üst menüde yer alan araçlardan audio, alt kısmında yer alan rekorttan background'ı seçiyoruz. Gördüğünüz gibi karşımıza bir ses kayıt aracı çıktı. Bu kayıt aracında orta alanda ses kaydımızla ilgili bir süre değeri gösteriliyor. Rekord kısmında yer alan kırmızı butona tıkladığımızda kısa yol tuşu F5'tir. Ses kaydı işlemimiz yapılabilecektir. Ancak dilersek arka plana bir ses kaydı yapmak yerine F6 kısa yol tuşuyla import'u açıp buradan daha önce kaydedilmiş olan Adobe Captivate içerisinde yer alan ses dosyalarını kullanabiliriz. Burada dikkat edin, bazı ses dosyalarının üzerinde loop yazısı vardır. Loop demek bir döngü demektir. Yani bu ses tonları sürekli döngü halinde çalabilen ve arasında kesinti olmayan ses dosyalarıdır. Dilerseniz buradan herhangi bir MP3 formatlı dosyayı seçebilir ve projenize ekleyebilirsiniz. Mesela şurada bir ambiyans sesini seçip aç butonuyla projeme ekliyorum. Gördüğünüz gibi ses dosyam eklendi ve ses dosyamla ilgili bir analiz gösteriliyor. Toplamda 17 taneye kadar bir ses dosyası. Bu ses dosyası için giriş ve çıkış belirleyebiliriz. Yani girişte sessizden sesliye doğru gider. Çıkışta da tam tersi durum. Sesliden sessize doğru bir geçiş yapılır. Loop audio ile sesi sürekli olarak döngü halinde kaydedebiliriz. Stop audio at end of project ile de proje bitiminde sesi sonlandırabiliriz. Alt kısımda yer alan checkbox ise ses dosyasının sistem ses ayarına göre yüzde olarak ne kadar bir hacimde çalınacağını göstermektedir. %50 olarak değeri verilmiştir. Yani ses dosyası yarı yarıya bir ses şiddetinde oynatılacaktır. Eklemiş olduğunuz ses dosyasını dinlemek için ise record kısmında yer alan play pause tuşunu kullanabilirsiniz. Kısa yol tuşu F3'tür. Şimdi kısaca bir bunu dinleyelim, nasıl bir ses dosyasıymış. Durduruyorum. Eğer eklediğiniz ses dosyasında bir düzenleme yapmak isterseniz üst kısımda yer alan Edit aracını tıklamanız yeterli olacaktır. Burada bir takım düzenlemeler, kesme işlemleri, gördüğünüz gibi belli bir alanı seçip Edit kısmında kes yapabiliyorum, kopyalayabiliyorum, çöpe atabiliyorum veya bu kısmı sessiz bir hale getirebilirim. Mesela bu kısmı seçtiğimde gördüğünüz gibi o kısım oynatılıyor ancak sessiz bir hale getiriliyor. Bunu da aracıyla tekrar geri alıyorum. Yine sesin şiddetini belirleyebilirim. Ses kaydı sırasında kullanılacak olan mikrofonu da seçip az önce dersimizde görmüş olduğunuz gibi kalibrasyon aracını açabilirim. Bu işlemlerden sonra Save butona tıklayarak eklemiş olduğunuz loop döngüsündeki ses dosyasını projenize aktarabilirsiniz. Close ile kapatıyorum. Ses dosyamız şu an projemize eklendi ancak timeline'de herhangi bir şekilde gösterilmiyor. Bunun nedeni birkaç tane slide eklediğinizde, mesela şu an ekleyelim. Insert List menüsünden New Slide ile birkaç tane slide ekliyorum. Bu slide'lar arası geçiş yapıldığında eklemiş olduğumuz ses dosyası sürekli olarak çalınacaktır. Şimdi projemizi test ediyorum. Project olarak kısa yol tuşu F4'tür. Test ediyorum. Gördüğünüz gibi 3 tane slide'ımız var ve bu 3 slide arasında geçiş yapılırken herhangi bir şekilde ses kesilmedi ve durdurulmadı. Yani projemiz boyunca eklemiş olduğumuz ses dosyası sürekli olarak çalınacaktır.